lideri Meral Akşener'in de grup toplantısı gerçekleşti. Meral Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yeni yüzyıl vizyonu üzerinden yüklenmesini sürdürdü. Ekonomiye dair çok sert eleştirileri vardı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ise başörtüsü konusunu gündemde tutmaya devam etti. Aile konusunu da işin içine koyuyoruz. Bugün görüşmeler gerçekleşecek. Biz teklifi getireceğiz. Olmazsa referandum hatırlatmasını daha önce söylemişti. Bugün bir kez daha yaptı. Türkiye gündemi hızlı, Türkiye gündemi hareketli. Seçime doğru adım adım ilerlerken elbette sizin, bizim ne yaşadığımıza da yakından bakacağız. Tele1 ekranlarındasınız efendim. Hoş geldiniz. Gün ortası başlıyor. Hemen aktarmaya başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından önce bir video paylaşmıştı. Videonun paylaşılacağının vurgusu da yapılmıştı ve uyuşturucu paralarını cari açığın finansmanında kullandılar dedi. Çok önemli bir başlık. Daha önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in vurgusuyla da gündeme gelmiş olan Mersin Limanı, Venezuela, Türkiye'nin bir uyuşturucu köprüsü haline getirilmiş olmasını söylemesi, iddiaları gündeme taşıması, sonra biliyorsunuz uyuşturucular ele geçirildi. İşte şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu paralarını cari açığın finansmanında kullandılar dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Breaking Bad Soylu diyerek, Breaking Bad Süleyman diyerek o diziye atıfta bulundu. Bir öğretmenin uyuşturucu üretimi yaptı o diziye. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap var. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak, kendin de ara dedi. Söyledi bu sevgili izleyenler. Emniyet teşkilatı devreye girmişti, jandarma devreye girmişti. Suç duyurusu vurgusu yapılmıştı. Süleyman Soylu da suç duyurusunda bulunacağız, tazminat davası açacağız dedi. Daha fazlası da var Süleyman Soylu'nun söyledikleri arasında. Biraz sonra onlara bakacağız elbette. Ve sevgili izleyenler hemen o söylemi bir kere daha ekranımıza taşıyalım. Bakın Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya işte ispatladım, onurun varsa, şerefin varsa istifa edersin çağrısı geldi. Dün partisinin grup toplantısında bu seslenişte bulundu. Ve ardından hatırlatmalarla devam edelim. Neydi o kanıtladığım dediği iddialar? Breaking Bad Süleyman çocukların zehirlenmesine göz yummuştur. Uyuşturucu paralarını cari açığın finansmanında kullandılar. İstanbul'u dünya suç örgütlerinin, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. İşte bunları söylemişti sevgili izleyenler. Ve Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Az önce ekrana taşıdım. Diyor ki haramı helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemez. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızı, cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var. Onu yarın söyleyeceğim. Zira şu anda bizim iktidarımızın uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şey olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek gibi bir derdi de yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler. Bunu da böyle bilin. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak, kendinde ara. Evet, şimdi biliyorsunuz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti sevgili izleyenler. Orada bilimsel temaslarını gerçekleştirecek. Bugün Erdoğan grup toplantısında o temasları üzerinden de Kılıçdaroğlu'na hedef almayı sürdürdü. Ve dün paylaştığı bir video var. CHP lideri temiz para gelirse kirli para gider. Bu para hem halka iner hem işsizliği bitirir. Hem uyuşturucuyu sokaklarımızdan söküp atar dedi. Çağrısı var, o çağrıyı ekranımıza getireceğiz. Bakalım Kılıçdaroğlu neler söyledi. Kendi mafyamız yetmiyormuş gibi sonunda yabancı mafyayı da bunlar
Türkiye'ye ithal ettiler. Nasıl ettiler? Kara paralarını davet ederek ettiler. Davetiye çıkardılar resmen. Baronlar İstanbul'da fink atıyor değerli arkadaşlarım. Emniyet Genel Müdürlüğü bir rapor yayınladı. Ülkemizi kuşatan metamfetamin kullanımı son 2 yılda 5,5 kat arttı diyor. Uyuşturucu kullanımı acı bir ifade 10 yaşına kadar düştü değerli arkadaşlarım. Annelerin feryatları arşa açtı. Peki çare ne? Çare temiz parayı yepyeni yatırımlarla acilen ülkemize getirmektir. Krizi temiz paralarla çözeceğiz. Önce ivedilikle kara para akışını durdurmak lazım. İstanbul'a yerleşmiş mafyanın da baronların da başını ezmek lazım. Önce ithal baronlardan, mafyadan başlayacağız. Sonra bizimkilerle de hesaplaşacağız. Ve o baronlarla boy boy poz verenleri de hapislerde çürüteceğiz. Bütün anneler size söylüyorum. Bakın bu Bay Kemal'in sözüdür. Bunların tamamını yapacağım. Hapiste belki albüme bakar da o eski günleri yad eder. Öyle kurumlara emir vererek de kendini kurtaramaz bu kişi. Ailelerimizi, çocuklarımızı korumak benim boynumun borcudur. Kararlıyız. Tepeden tırnağa uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. Sadece hırsızlardan, yolsuzlardan ve zorbalardan değil, aynı zamanda mafyadan, çetelerden ve kara para baronlarından da bu milleti kurtaracağız. Evet, cari açığın kara parayla kapatıldığını söylüyor, uyuşturucu parasıyla kapatıldığını, finanse edildiğini söylüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün ne yaşanmıştı? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. Aynı kelimeler kullanılmıştı suç duyurusunda da. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Soylu kendi eksiklerini kapatmak için devletin teşkilatlarını kendisine siper etmeye çalışıyor dedi. Anlatıyordu. Türkiye'de cari açığı kapatmak için Türkiye'ye kara paranın davet edildiğini, kara paranın geldiğinde iyi parayı kovduğunu, kara parayı getirenlerin kendilerinin de